Başsavcılık tarafından savcıların görevlendirildiğini söyleyelim. Olay yerinde görevlendirilen savcıların incelemeleri sürüyor. Yine yayın yasağı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla yayın yasağının alındığı da belirtildi. Yayınlarda özellikle patlamalara ilişkin görüntülerin kullanılmasına ilişkin bir yasak olduğunu da söyleyelim izleyicilerimize. Trafik hala kapalı o bölgede çünkü birazdan aslında şunu da aktaralım, kontrollü patlamalar yapılıyor değerli izleyenler. Çünkü aracın bomba yüklü araç olduğu belirtilmişti ama o bomba yüklü aracın kontrollü patlamaları yapılıyor. Şu anda tam karşımızda bulunan noktada Atatürk Bulvarı'nın Genelkurmay Kavşağı ile kesiştiği o noktada aracın durdurulduğunu biliyoruz. O araçta incelemeler yapılıyor, kontrollü patlamalar yapılıyor. Güvenlik güçlerinin, bomba imha ekiplerinin çalışmaları sonucunda yine güvenlik önlemi alınarak o noktada kontrollü patlamaların yapıldığını söyleyelim. Zaman zaman Ankaralılar için uyaralım. Patlama sesi duyarsanız eğer endişeye kapılmayın çünkü kontrollü patlamalar bunlar. Çünkü o bölge şu anda yoğun güvenlik önlemi alındı. Herhangi bir çatışmanın şu dakikalarda olmadığını söyleyelim. Patlama sesinin ardından bir silah sesi gelmişti. Çünkü patlama sonrasında teröristlerden biriyle bir çatışma yaşandı. O terörist de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu nedenle şu dakikalarda Atatürk Bulvarı üzerinde İçişleri Bakanlığı önünde kontrollü patlamalar yapılıyor. Bu nedenle Ankaralılar için tekrar söyleyelim. Herhangi bir patlama sesi duyarsanız endişeye kapılmayın. Çünkü kontrollü patlamalar güvenlik güçleri tarafından yapılmaya devam ediyor. Şu anda Genelkurmay Kavşağındayız. Biz yoğun güvenlik önleminin alındığını söyleyelim. Meclise de milletvekilleri dışında herhangi bir giriş yapılmıyor şu an. Sadece milletvekilleri giriyor. Bir süre biz basın mensupları da alınmamıştık ama şu an bizlerin de girişi sağlanıyor. Meclisin takviminde bir değişiklik olup olmayacağını tekrar izleyicilerimize aktaralım. Çünkü saat 13'te Anıt'a çelenk konulacak. Saat 14'te genel kurul toplanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yapacak. Ardından genel kurul kürsüsüne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelecek. Bu programın iptaline ilişkin bir bilginin gelmediğini söyleyelim. İçişleri Bakanı son bilgiyi tekrar hatırlatalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İki terörist hafif ticari araçla İçişleri Bakanlığı önüne geldi ve terör saldırısı güvenlik güçleri tarafından engellendi. Bir terörist kendini patlatırken diğeri ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. İki polisimizin şu anda sağlık kontrolleri yapılıyor, tedavileri devam ediyor. Hafif yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıkları bilgisini de izleyicilerimizle paylaşalım. Güvenlik önlemleri alındığı için şu anda Atatürk Bulvarı üzerine, Kızılay üzerine sivil araç girişlerinin yasak olduğunu söyleyelim. Araçların trafiğe kapatıldığı için girişlerine izin verilmiyor. Yine Genelkurmay Kavşağı'nda dediğimiz gibi bazen hareketlilik oluyor. Resmi makam araçlarının, bürokratların o tarafa Atatürk Bulvarı üzerine geçtiğini görüyoruz. Patlama anında orada olan sivil vatandaş ya da araç varsa onların da bölgeden hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığını söyleyelim. Bulunduğumuz bu nokta yaklaşık bir 40 dakika önce hareketliydi. Çünkü araçlar ve yayalar hızlı bir şekilde bulunduğumuz Genelkurmay Kavşağı'na doğru hızlı bir şekilde tahliye edildiler. Çünkü sıcak bir çatışma yaşandı. O anlarda da yine yayınlarımızı bu noktadan yapmaya devam ettik. Şimdi önümüzdeki dakikalarda hem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan hem Meclis Başkanı'ndan hem de Beştepe'den gelecek açıklamaları canlı olarak anlık biz de takip edeceğiz Aymila Çakmak. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ankara muhabirimiz Seda Akyüz'e. Bize tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattı. Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir terörist kendisini imha ederken diğer terörist de emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün de önemli bir gün. Yasama çalışmaları yeniden başlayacak. 2,5 ay sonra 28. dönem 2. yasama yılı gerçekleştirilecek. Mecliste bir iptal söz konusu olmadığını söyledi Seda. İlerleyen saatlerde de gelişmeleri tekrar Seda'dan almaya devam edeceğiz diyelim. Biz haberimize devam edelim. Ekim ayı zamla birlikte geldi. Sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı doğalgaza